Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Korkan yüzündeki gülümsemeyle beraber ben size Neil Moan'ın selamını ileteyim öncelikle. Aa bizim Neil. Nasılmış, ne yapıyor? Soruyla başlamış abi. İlk o abonenizi hatırlıyor musunuz demiş. Büyük bir ihtimalle benimdir o. Ha, kurucu sensin zaten. doğal olarak o benimdir. Kesin sen hemen kurup abone olmuşsun. Sonra şeyi soruyor. 100. abonenizi hatırlıyor musunuz diyor. Onu da hatırlamıyorum. 1000'i hatırlarım büyük bir ihtimalle. Çünkü bir bayi toplantısındaydık. 900 küsürlerdeydik. Dedim ki bir el atın. Hani 1000 olalım. Hani bir de o isim vesaire o aralar şeydi hani 1000 abone olursan açabiliyordun. 900 küsürde kaldı. 978'de mi ne kaldık o bayi toplantı. Herkese abone yaptı. Gene olmadı. Velhasıl kelam öyle böyle 5. senenin sonunda böyle hani damlaya damlaya görüldüğü misali 100 bin aboneye gelmişiz. Sağ olsunlar bize de bunu göndermişler. O yüzden ben de size Vallahi 100 bin tane de alkış gelmiş gibi oldu yani. Şuna ben hiç yakından bakmadım bak ya. Eskiden daha küçük bir şeydi. Bu bayağı şatafatlı bir şeye döndürmüşler. 100 bin aboneyi geçtiğimiz... Tıraşlı alimiyim mu? Hı? Bakalım da. Ya niyeti yeter bunun. Evet evet. Ama hakikaten çok tatlı bir şey. O yüzden çok izleyen ve değer veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Birçok programda da şey dedik hani 100 bin olalım yahu falan dedik ama 100 bin olduk. Şaka bakın böyle bir kanal, böyle bir kanallar ki küçümsemek anlamında söylemiyorum. Salt bilgi verme niyetiyle ortaya çıkan, rating kaygısı taşımayan, izleyen izler, izlemezlerse de canları sağ olsun deyip 100 bine geliyor olmak ve 5. senede ki bu arada şeyi kaç kere aldık biz Halit? Sen bilirsin. Abi takip satın alsanıza, oraya yapsanıza, buraya... Herkes bu aklı veriyor tamam mı? Ama aynı adam bir süre sonra abi bu ülkenin en büyük sorunu dürüstlük biliyor musun? Lan sen daha yarım saat önce bana dedin ki abone satın alsana, yorum satın alsana dedin. Sonra abi ülkenin en büyük sorunu dürüstlük ya vallahi. Hani dedin ya küçümsemek için söylemiyorum bu kanal diye. Bilgi şu anda Türkiye'de en çok küçümsenen şey. Hakikaten öyle ama. Yani şöyle koyayım da böyle dursun. Abidik gubidik işlerle, laflarla, yorumlarla, sözde yorumlarla büyümeye o kadar alışmış ki bazı sektörler ki YouTube bunun başında geldi bence. Keza Instagram öyle. Instagram aslan gibi, Twitter aynen öyle. Dolayısıyla tamamen organik diyorlar ya. Tamamen organik 100 bin kişi bu. Geç bile kaldık aslında. Ha bu arada biz reklam yapmadık. Sen hiç reklam yaptın mı? Yok. Ya da ne bileyim bu mecra içerisinde olan insanlarla bizi öne çıkarsın diye anlaşma yaptın mı ya da destek attın mı? Yok. Yok. Sistem öyle yürüyor ya şu anda. İşte fenomen çıkar, o fenomen buradan. O fenomen öteki fenomene destek atar falan. Böyle hikayeler var sonuçta. Abone arkadaşlara sesleniyoruz. Yanınızda birer abone daha getirin. Bir abone getirene 20 günlük yaz tatili hediye ediyoruz. Vay. Var. Bu arada tabii onlar da var. Çekilişler var. Filan böyle. Çekiliş yapacağız. Yok, hayır yapmayacağız. Hepsinden şeyler nasıl yok. Uzak durar. Bu büyük bir ihtimalle şeyle kaynaklı. Yani şurada gördüğünüz ya bu arada burada olmayan Çınar'a, Yalın'a, Onlu Usta'ya. Ve programa destek olan bütün dostlara da çok teşekkür ediyoruz. Onların da hepsinin burada bir payı var. Tabii ki. İlk günden itibaren bizi izleyen, bizi öneren, abi 3 ekrandan birden açtım diye canlı yayınları takip eden, pandemiyi bizimle beraber geçiren çok özel bir kitleye yayın yaptık biz ilk günden itibaren ve 100 bin olmanın da hani 99 bin ile 101 bin arasında bir fark yok ama hani o vardır ya psikolojik bir eşik. Ya biz de olalım be. Şeyinin karşılığı 0-100'ü tamamladık. 0-100 tamam. 0-100 5 sene. Yani şimdi beyler ben aranıza sonradan katıldım. Pandemi başlamıştı. Evet, pandemi ben de iken. Yani kara kara düşünüyordum. Evdeyiz, kapalıyız, ne yapacağız, hani ne olacak vesaire. Ve sonra o canlı yayınlara girdik. Onun nasıl çığ gibi büyüdüğünü de gördüm ben. Yani çok güzel bir şeydi o ya. Beni orada en çok şaşırtan neydi biliyor musun Hakan abi? Neydi? Biz Hakan abiyle yaklaşık 40 program yaptık canlı yayın. Herhalde 1,5 sene sonra da bir canlı karşılaştık. Aa o sen miydin? Bayağı uzun bir süre. Evet ya. Çünkü biz o zamana kadar fiziksel olarak hiç karşılaşmadık. Bu arada arabulucu bendim. Hakan diye biri var bizim ustalardan hani sanayi savaşlarından. O da gelsin yayına dedi. O da gelsin dedim ben. Dedim hakikaten. Ki gelsin. Biz Hakan telefon abi... etti bana. Böyle böyle derim bir yere gitmiyoruz vallahi iş yok güç yok hani evdeyiz. Şey yok. Programım da yok. Kovalayacak bir şeyde karşılaştık hatırlıyor musun? Körfez pistinde. Evet. Aa, Turgut sen misin? Evet Turgut sen misin? Ha böyle adamı tanıyorum ediyorum da tanımıyorum yani. Canlı yayınlardaki bence en önemli şey bir sürü otomobille ilgili YouTube kanalı var. Deneyen de oldu bu arada. Ben bir kere gördüm yani, deneyeni. Hiçbiri canlı yayınlarda
bizim kadar izleyici toplamadı. Toplayamadı. Olmadı. Canlı yayın yapmak biraz çatlaklık istiyor. Biraz maça meselesi. Maça meselesi. Maça meselesi. Şimdi maça meselesi. Söyleyecek şeyin varsa önceden hazırlanmış metinlerin arkasına saklanmayı tercih etmiyorsan. Hangi metin? Biz daha şimdi bundan sonra çekeceğimiz videonun konusunu bilmiyoruz. Hakikaten öyle. Biz bayağı doğaçlama gidiyoruz ama galiba bu doğaçlama gitmenin kendine özgü bir güzelliği de var. Doğal. Çok doğal. Doğal. Peki bir şey soracağım. 100 bin olduk ya. Bu süre içerisinde... Şımarabiliriz diyorsun yani. Hayır. Zaten şımarız oğlum. Biz. Sen bir dur ya. Biz zaten şımarız yani. Onu geçeceksin. Bu süre içerisinde herhalde binlerce, on binlerce de yorum okuduk. Sen okudun. Ben yok, hemen hepsini okudum. Benim aklım olmuyor çok valla. Ben bakamıyorum. Bu yani. Yorumlar içerisinden seni böyle çok mutlu edenler... Mesela şeyi çok duyduk biz. Sizi izlerken aileden birilerini izliyormuşum gibi. Hmm. Mesela bu yorumu çok duydum ben. Ailece izleyenler de var ama bu arada. Evet. Ya o çok büyük bir iltifat aslında. Çünkü bu ne anlama geliyor biliyor musun? Bak, insanın kendi özel hayatı çok önemli bir şeydir. İnsanlar kendi özel hayatlarından zaman ayırarak bizim söylediklerimizi izliyorlar. Ama bizim söylediklerimizi, şu programı ailelerinin içine alabiliyorlarsa eğer, orada bir rahatlık var. Yani bizden bir zarar gelmeyeceğini biliyorlar. Bir kere küfür olmayacağını biliyorlar, hakaret olmayacağını biliyorlar. Belden aşağı gitmeyeceğini saçma biliyorlar. Saçma sapan spor konuşacağız ama fanatiklik yapmayacağız. Siyasete saçma sapan hani kutuplaştırma açısından girmeyeceğiz. Bunu çok iyi biliyorlar artık. Bu sanayi savaşlarında da böyleydi. Hatırlıyorsun değil mi? Herkes yani ailece seyredilen bir programdı mesela sanayi savaşları. Orada başka şeylerle kavga yani, ediyorduk biz çünkü. Evet, tabii. Yani orada işte bunu bükemedim, bunun kaynağı tutmadı. Yani onlarla İş kavga yapmak edildi. İçin kavga edilirdi orada. Tabii. Burada da aslında çok farklı değil. İkinci gördüğüm şey, bizim çok izlenmeyen, medya tabiriyle reyting yapmayan videolarımız aslında birçok kişinin hayatına dokunmuş. Çok samimi arkadaşlarımdan şunu duydum ben. Ya siz geçen dediniz yani o torpidoya ayaklarını dayama. Ben hep öyle gidiyordum dedi. Ondan sonra dedi hayatta gidemem çünkü yani bu onlarca, yüzlerce, binlerce kişinin yaptığı bir şeymiş. Ya, ya da ne bileyim kucağında çocukla gitmek özellikle falan. Kucağında çocukla gitmek zaten. Kucağında çocukla gitmeyi bence bir yerde simülasyonla, gerçek hayat koşullarında şu bu yapalım. Yapalım. Yapalımlar listesi 4. cilt. Bir dakika, 602. sayfa. Tamam, not ettim abi ben. Yok Turgut'cum, gerçekten yani bu gözle görüldüğü zaman anla yani bak gönlünü sekeriz. Ama öyle yapılmış çarpışma testleri çarpışma var. Ben testi var abi. Damiler paramparça oluyor. Bayağı annesinin kucağında oturan bebek dami evet. Ve çarpışma testi var. İtiraz ediyorum ona. Neden ediyorum biliyor musun? Ben birini tanıyordum, hiç emniyet kemeri takmazdı. Ve bu adam güçlü kuvvetli bir adamdı. Gerçekten güçlü kuvvetli bir adamdı. Ve şey diyordu yani, kaza olacağı zaman ben o direksiyona bir tutunurum, evet. Bana hiçbir şey olmaz. Direksiyon ona girer. Benim bu adamı ikna edebilmem gerekiyor. Ben ona 40 bin tane test göstersem, aman canım bunlar güçsüz. Anlatabildim mi? Orada gönüllü seçeceğiz. Bir bebek ağırlığında bir şey de diyeceğiz ki, tut elinde. Al bunu, sen güçlü kuvvetli adam, tut bunu. Öbür sayfaya geçiyorum. Yapılacak tamam. Kalitesi. Yani bir kaza kaç G civarında oluyor? 80 kazaya G'de gerek yok ya. Bir 100'den 0'a yap bakayım ne olacak? Ha, 80 G'leri görmüyoruz. 100'den 0'a yeter. Ben sağlam çok bir koyayım. Çok iyi freni olan. 100'den 0'a yap. Ama tut işte ön camı kırarız. Ön camı kırarız. Ya onun için bir ön camsız bir arabayla yapalım. Mesela sökülebilen ön camlar var ya. Arka yani... koltuğu oluşturacağım, koltuğu kırar. Hala kendi arabasından bak şey yapmıyor ama. Fitili değil mi abi seninki? Ön cam. Sökeriz. Bir ipe bakar yani. Ben bunu beğenmedim. Ben ama böyle daha çok hani zınk diye durdurabileceğimiz bir şey düşünüyordum. Zınk diye durdurabileceğimiz bir şey. Ya bak şimdi şöyle basit bir araç yap. Dönen salıncaklar vardır ya çocuklar için hani. Yok bak G simülasyonuyla olacak iş değil bu. Basit bir araç yap. Hafif yokuş aşağı, arkasına bağla zinciri. Gitsin zınk diye dursun bir yerde. Duvara vurmuş gibi. Bir içine de arkadaşı oturt, de ki al senin kucağında ben bebek simülasyonu işte bir şey. Tamam mı? Tut. Bunu tut. Karpuz ver daha iyi. Ha güzel. Anlatabildim ama mi? Bağlıyor. Yüzde kaç eğimden ineceğini hesaplayalım. Bir hız buluruz orada yani. Ortalama... Biz bu arada hani şu 100 bin plaketini kutlayalım derken G kuvvetinden yüzde kaç eğime kadar falan gelebilen bir program işte. İlk defa denk gelen varsa burası böyle bir yer.
Biraz kondan sapıyoruz bazen. Yok bir dakika ya, biraz biz bu da konuda yalnız değiliz. 100.000 arkadaşımız var bizim. Var. Tabii. Var yani. Aşağı mahallede kavga çıkmış gelen gelsin. Hep bunu söylüyoruz. Ya biz şeydeyken, lisedeyken ya da üniversitedeyken öyle bir muhabbet vardı. Kavga ediyor iki çocuk. Bir tanesi kaçıyor, dayak yiyor çünkü kaçıyor. Cebinden jeton çıkarıyor bir tane. Eskiden telefon jetonları vardı. Bu jeton var ya, bu jeton diyor. Millet soruyor, bütün Antalya'yı getireceğim buraya. Güzel. Ama adamın hayatı bir jetona bağlı yani. Güzel bir 5 sene oldu bizim için ya. Çok böyle. Bu arada bazı özellikle Twitter vesaire paylaşımlarımız, ki bu arada Hakan abi, Halit beni Twitter'da, Instagram'ı takip etmeyen varsa oradan da takip edin. Edin yani. Çünkü orada da burada vermediğimiz bilgileri veriyoruz. Bazen şey geliyor, reklam yapıyorsun falan diyor. Evet, bizim reklam yaptığımız videolar da var bu arada. İnkar etmiyoruz. Michelin'le 4 güde 4 mevsim yaptık. Ama orada da beğenmediğimiz şeyleri söyledik. Tam onu söyleyeceğim. Bizim reklam anlayışımız ya kötüye de iyi, iyiye de iyi, hatta iyiye mükemmel, kötüye iyi demek değil. Kötüye kötü, iyiye iyi. Zaten bunu kabul etmiyorsa o işbirliği yaptığımız firma... Yapmıyoruz. Biz o işi yapmıyoruz. O kadar basit. Hani bizimle çalışmak istiyorsanız, bizden bu güvenilirliği almak istiyorsanız, ki markalar onu istiyorlar. Hani... Bu arada bak, orada da markaları çok büyük hata yapıyorlar. Parasını verdikleri müddetçe o ürün çok süper harika 10 numara, parasını vermedikleri gün... Tukaka. Yeni gelen bir ürün tukaka. Tüketici de bu kadar salak değil. Ve firmalar kendi ayaklarına sıkıyorlar, farkında değiller. Ama biz de tabii Japonya gibi değiliz biz. Japonya'da biliyorsun bir insan bir işletmeye girdiğinde oradan emekli olmak onur meselesidir. Eskiden bizde de öyleydi. Eskiden öyleydi. Şimdi bizde öyle bir şey yok. Bir sene orada, iki sene orada falan. Dolayısıyla firmaların, bu sadece otomotiv için geçerli değil, bütün firmalar için, büyük firmalar için geçerli, hafızası bile kalmadı. Firma hafızası diye bir şey vardır ya, gelenekleri vardır. Tabii. Yani bu da kalmadığı için artık... İş tamamen çığırından çıkmış durumda. Dolayısıyla seyrettiğiniz bazı videolara bir de o gözle bakın arkadaşlar. O yüzden yani, eskiden o yüzden eskiden bir firmanın adı söylendiği zaman ha denilirdi. Tabii. Şimdi herkes sürekli reklamlarla kendini su üstünde tutmaya çalışıyor. Şey, hatırlanabilirlik açısından. Hadi bir şirket kültürü var. Hadi çünkü. O konuyu açtı. Şeyi de altını çizelim. Sen bir kuple girdin oradan, ben devam edeyim. Çok izleniyor olmanın karşılığı nedir? Ya da ne yaparsan çok izlenirsin. Ya da çok izlendiğin zaman karşı tarafa ne diyor? Sadece salt eğlence de değil bu bence. Hani çok eğleniyorum hani. Eyvallah. Eğlen. Hani, tamam eğlen ama hani çok izleniyor olmak ya artık bazı şeyler için kriter olmamalı bence. Bak YouTube bir devrim yaptı. İzlenme alışkanlıklarını değiştirdi, onu değiştirdi, bunu değiştirdi. Bambaşka bir şekilde belki de ilk hedeflediğinden çok farklı yönlere ilerleyerek büyüdü. Onun çok farkındayız ama YouTube'da bugün samimi söylüyorum 150 milyon takipçilik kanallar var. Bütün dünyada 7 tane kanal var 150 milyon takipçisi olan. Bunlara bakıldığında şey görüyorsunuz, çok küçük yaşta bebeklere ya da çocuklara hitap eden şeyler. Ne oldu? Anne baba koyuyor önüne ekranlı bir şeyi, çocuk ona bakıyor bütün gün, oyalanıyor. Günün sonunda işte hani ağlamıyor, bağırmıyor. Hindistan'da bir çocuk gelen oyuncaklarla oynuyor, ailesi çekiyor ve milyonlarca dolar kazandılar o işten. Milyar izlenme yani, var ya. Şimdi burada izlenme dediğimiz zaman çok geniş bir parantez açıyoruz biz. Bunu bir parça dikkatli düşünmek gerekiyor. Eğer sadece izlenme sayılarına bakacaksan, evet 9 yaşında çocuk ürün paketi açarak 30 milyon dolar para kazanmış bir yılda. Ne kadar izlendiğini sen tahmin et. Bir şey var, başka bir aile var. 9 yaşındaki kızlarına çeşitli böyle renkli içecekler koyuyorlar önlerine. Şunu mu içsem, bunu mu içsem? Bunu da minicik bebekler seyrediyor. Renkli renkli şeyler var orada. 950 milyon izlenmesi var bir videonun. Şimdi bak, burada bilgi aktarılmıyor. İçerik namına bir şey yok. Sadece bir bebeği meşgul etmek için ebeveynlerin seçtiği bir çeşit emzik o. Başka bir şey değil. O yüzden biz izlenme sayısı dediğimiz zaman böyle acayip şeylerle karşılaştırılıyoruz. Emzik güzel tabir oldu yalnız be. Ama emzik sonuçta yani. Çocuğun sesi çıkmıyor onu izlerken. Bir de değil mi, çok izlenme, ki bununla ilgili doğru olur mu bilmiyorum. Mesela videoya ilk girmek, en önce sen girmek falan. Bunların hepsi artık böyle bir... Biz mesela Halit'le bir lansmana katıldık. İstanbul dışındaydı. İşte havalimanına gittik. Otomobili bize verdiler. İşte otel yaklaşık bir 20-25 dakika uzaklıkta. Biz gittik kahvaltıları yaparken videolar düştü.
Ya otomobili doğru düzgün kullanmadan millet çekti videoyu. Ne doğru düzgün virajına baktılar ne bilmem nesine. Ya önce bir otomobile alışman lazım. Bak biz yeteneklerini öğrenmen lazım. Ama bak, falan yani. Kahvaltıda oturduğumuzda şey. Videolar yayınlanmıştı. Fotoğrafçılığıyla karıştırılıyor bu işler. Ve biz aynı arabanın videosu ne zaman yayınladık biliyor musun? 17 gün sonra 18 gün sonra mı ne yayınladık? Ne oldu ki yani? Bak yani, haklısınız. Ama senin söylediğin çok doğru. Çok magazin fotoğrafçılığıyla karıştırılıyor bu işler. Hani bir şeyin ilk fotoğrafını ilk çekip basına verme hikayesi bu. Hayır şimdi bak. Bir otomobili ben de yaptım bunu zamanında. Otomobil paparazziliği yaptım. Yani daha üretilmemiş bir otomobili test sırasında çektim ve yayınladım. Tamam. Bu başka bir şey. Otomobili test amacıyla alıp kullanıp onu anlatmak başka bir süreç. Bir kere lastik havalarına bile bakmayı akıl etmiyor arkadaşların çoğu. Tamam mı? Zıplayan giden otomobillere nefis yol tutuyor, harika konforlu diye anlatmaya devam eden bir sürü arkadaşımız var. Sol ön 44 ve piyasa. Biz bunu kaç yıldır söylüyoruz. Ulan bir bizi izle, bir ben bunu bir de lansmanlarda yüzlerine söylüyorum. Diyorum yapmayın arkadaşlar ya. Bize geliyor 6000 kilometrede, 10.000 kilometrede test arabası. Ya. 10 kişi test etmiş. Üşenmiyoruz, bakıyoruz, hepsi aynı şeyler. Nefis yol tutuyor, acayip konforlu. Lan 45 hava var lastikte. Dalga mı geçiyorsun? Ne yaptın sen yani? Aracın normal lastik hava basınç ölçüsü 34. Hadi de ona nefis işte yol tutuyor diyorsan iki olasılık var. Ya hakikaten dünyadan haberin yok ya da sen oradan 3-5 kuruş para almaya çalışıyorsun. İşte. İkisinden biri. İşte. Bunları da böyle yapınca da 100 bine 5 senede geliyor. Sonra bana gıcık oluyorlar. Yani beni hiç sevmiyorlar o yüzden. Tabii görünce saygıda kusur etmiyorlar Allah için yani. Ama arkamdan neler konuştuklarını biliyorum. kanalın bir güzel tarafını daha söyleyeyim. Tahmin ediyorum takipçiler ve izleyenler de aynı şeye katılacaklardır. Bizim kanalda tek düze bir program formatı yok. Yok. Yani aklımıza takılan sorular var, trafikte bizi deli edenler var, trafiğe çıkıp eleştirdiğimiz videolar var, otomobil testi var, canlı yayın var, soru cevap var, var, teknik programlar var, konuk var. Edebiyatta var. Bir akım vardır, bilinç akımı diye. Pardon, böyle bir yöntem vardır. Hani sen belli bir aksın etrafında belli belirsiz bir disiplinde kalarak aklına gelen her şeyden bahsederek böyle bir bataçıka gidersin. Çok meşhur bir roman vardır mesela Cesaret Madalyası diye okudunuz mu onu? Yok. Cesaret Madalyası bu konudaki ilk örneklerden biridir. Bir çocuğun askere gidip, savaşa gidip, savaşta bir şekilde çok korkup, işte ortalıkta saklanıp edip filan günün sonunda, savaşın sonunda evine dönme hikayesidir. Canlı döndüğü için de baysan kahramanlıklar yapmıştır diye madalyayı çakarlar çocuğa. Ama o kitabın anlatımı içinde hikaye böyle dalgalana dalgalana çok garip yerlere gider. Bilinç akımı. Stream of consciousness. Biz bir şekilde farkında olmadan öyle ilerliyoruz. Peki bak ama burada çok önemli, özür dilerim. Çok özür dilerim lafını kestiğim için. Burada çok önemli bir husus var ama. Bu dalgalanmalar esnasında ana aksı kaybetmeyip her an dönebilmek gerekiyor. O çok önemli. O yüzden işte bizim limanımızda sen oluyorsun. Yoksa biz lafı alıp gösteriyoruz. İşte ben de galiba onu yapıyorum. Hani konuyu dağıtan da sonra bir araya toplayıp... Tabii onun yüzünden dağılıyor. Ama dağılmasa bu kadar... Yalan mı? Biz seninle teknik konuşurken araya girip... Teknik güzel. Saçma zaman bir şey soruyor öyle. Dağıtıyor bizi. Ondan sonra toplayamıyoruz. Ama güzel olan tarafı bu değil mi? Bence bu. Yani evet. Kabul edin. Ya öyle, ama öyle biz değil. Böyle teknik değil. O soldaki adam bizi konuşturmuyor kardeşim. Yıllardır yaşıyoruz bunu. Peki size kritik bir soru. Bu kanalda olmayan şey ne? Bir şeyi hiç yapmıyoruz. Aklımdan bir sürü şey geçti de şimdi uymaz yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Kanalın adı Otoklap. Otoklap'ın yaptığı işlerle girip bir tane video yayınlanıyor. Ama o suçun. Yok yani. Tabii bir bildiğin yok. Ben de bu konuda direkt Turgut'u suçluyorum. Ben yok. Ona söyledim dedim ya uzmanlığını anlatsana. Biz soralım sen anlat yani. Evet. Bir gün ortaya otur iki taraftan. Bir kere yaptık böyle. Onu biz. Bir kere evet, pandemide. Ben o tarafa yer değiştirdik. Yer değiştirdik. Yok ortaya otur böyle biz sana iki taraftan pata soralım. Biz Otoklap'la ilgili hiçbir şey yani yaptığımız işi anlatmıyoruz ya. Yani ben bunu neden anlatmadığını da söyleyeyim mi? Otoklap diye bir kanal var ve biz burada gerçekten... Ya şunu biz gel kulübe çevirelim ya. Kulüp ne ya? Otoklap Türkiye otomobil kulübü yapalım ya. Parti mi yapalım? After party mi? Ne yapacağız? Hayır otomobil kulübü yapalım. Resmi otomobil kulübü yapalım. Tamam yapalım. Sonra yarış barış düzenleyelim. Güzel. Oo. Dur ama ben bir şey anlatıyorum. Damat. Niye yapmıyorsun sorusu bana çok geliyor. Bir, Otoklap benim bir işim ve Türkiye çapında bayilerimiz var ve bir temizlik, işte boya koruma, seramik kaplama, cam filmi, PPF vesaire hepsini yapıyoruz. Fakat buraya getirdiğim
dostlarımla ben otomobil konuşurken kendi markamın reklamını yapmayı, yaptırmayı çok etik bulmuyorum. Tamam, bu adamlar benim reklamı yapmak zorunda değiller. Bunun içinde burada değiller. Ve ben bu etiği çok bozmak istemiyorum. Bu ya da diğer dostlarım. Oğlum yani işte, ne kaybettiysek etikten kaybettik. Otoklar, aracınızı getirin yine yeniden yeni olsun. Onu bıcı bıcı yıkayalım. Anlatayım mı ben? Bıcı bıcı yıkayalım. Bıcı bıcı yıkayalım, tertemiz olsun. Pırıl pırıl. Anlatayım mı daha? Anlatma abi. O yüzden de mümkün olduğunca o konuya girmeden uzakta. Yani düşünsene abi, onun ustayı çıkarmışsın buraya otokadaptan ver. Olmaz abi, tamam mı? Ya da Çınar Noyan gibi adamı getirmişsin. Hakan Girginer gibi adam Afrika'yı anlattıracağına. Abi bizde bir seramik kaptan var abi falan. Gerek yok abi. Onu zaten hani bilen, takip eden yazıyor, giriyor, buluyor, öğreniyor. Ya oto şampuanı benim farına kaçmış arabanın. Çok ağladı geçen gün. Sizde böyle şey var mı? Bizimki araba ağlatmıyor. Bizimki göz yapmıyor. Senin kostik fazladır. Girme otoklara. Yok böyle farına kaç, benimki çok şey böyle. Şeyde, Twitter'da falan çok paylaşmaya başladım onları. Ya bak, bu kadar yazı yazıyorum, tamam mı? İşte boya koruma ya da işte kuş pisliği ne yapar falan diye. Okudum onu. Tek kelime otoklap yazmıyorum. O reklam yapmışsın diyordu. Ya arkadaş oğlum, bak diyorum ki, yazmıyor hiç yazmıyorum yani. Ya. Hani bak, bu kuş pisliği senin otomobiline bu zararı verir ve şuradan şuradan bayağı uzun yazılar yazıyorum, tamam mı? Ve otoklap yazmıyorum. Peki reklam yapmışsın diyor. Yahu istediğin yere götür, bana gelme. Ama bak, kuş pisliği özellikle yaz mevsiminde olduğunda abi çok kısa sürede temizle, yoksa boyayı yakacaksın. Yakarsan ben de kurtaramam. Reklam yapmışsın diyorlar. Bu reklam yapmışsın diyorlar, hiç kimse takip etmeyen ha. Ama yani, senin otoklap olduğunu biliyorlar. Biliyorlar, evet. Yani bu bence da bir durum. Hedefine ulaşmışsın sen. Ya, hedefimize ulaştık sağ olsun. Buna cevap yazmak gerekir mi? Bir şey soracağım. 200 bin olunca başka bir şey mi yolluyorlar? 200 bin. Yok, 1 milyondan şey 100 binden sonra 1 milyon var. 1 milyon var. Oo, biz oraya gidemeyiz. Tamam, buna iyi bak. Buna iyi bak. Göreceğimiz son şey bu yani hani. Ben bizim Hasan'a söyledim, alüminyumdan bundan 2 tane daha yapacaksın demiş. Tıraşlı yalnız. Ya o yapar. Hasan biliyor işte. Tamam. Ya onun fotoğrafını çeksek yeter. Yani böyle çok hoş bir fotoğrafını şöyle bir şekilde. Yaklaşın şöyle, yaklaşın. Ben nereye? Daha gelemem ya. Daha nasıl şey gibi oldum. Kelle. Çektik mi bak fotoğrafı? Bu kadar yeter. Ya bu kadar, şimdi bu kadar şımarıklık yeter bence. Biz normal otomobil konularına geçelim biraz sonra. Tamam. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. 5 senede karnımı çekiyorsunuz burada. Estağfurullah, ne demek? 5 senedir sen bizim karnımızı çekiyorsun. Bari kahvaltımızı veriyor değil mi? Vallahi billahi. Kahvaltınızı veririm. Yalnız güzel. Artık programları 2 saate çıkaramıyoruz. Ne güzel, 2 saate geçince prim alıyorduk. Yani o kaçtı artık. Tabii. İkinci kahvaltı değil mi? Öğlen yemeğinde de kahvaltı. Yani. Ama hakikaten getirdiği reçel güzel bak. İncir. Ama bak şimdi o ikinci yazlığı aldığım çok iyi oldu. Yerim. Ben bu yaz kiraya veriyorum orayı, sağ olsun. İncir mi yedim ben en son? İncir. İncir yedim en son. Onu doğru. Annem yapıyor zaten. Tamam işte. Her sene geliyor. O çok güzel. O çok güzel yani. Tamam, sana da yaptırayım 2 kavanoz. Yaptırsana. Tamam, 2 kavanozu Halit'e yapın diyeyim. O şimdiden başlarlar. Kuru incir reçeli mi yoksa yok, böyle ham incir reçeli? Ham incir. O çok zordur ya. Onu yapmak en zor şey. Tamam, şimdi bir söyleyeyim. Şimdiden böyle bir panik halinde evet hemen hazırladılar falan tabii. Ya hani burada şimdi kötü şeylerden konuşuyoruz, iyi şeylerden de konuşuyoruz ya. Bir reçel markası var. Aman ya Rabbim, adamlar harikalar yaratıyorlar. Kayıt ya. Bitince söyle markasını da bilelim yani biz. Aman ya Rabbim, adamlar harikalar yaratıyorlar ya. Vallahi ben bir tek incir reçeli severim. Onun annem yani, onun dışında reçel çok seven bir adam değil. Abi burada nasıl reçele dönüyoruz biz ya? Ben de ev nasıl başarıyoruz biz? Ben de ev reçeli kültüründen evet, geliyorum da. Evet, hani öyleyiz. Ama yok, bu bambaşka bir şey. Tavsiye edeceğim size bir şey programdan sonra. Ben Vişne reçeline bayılırım. Bir numaram Vişne reçelidir benim. Evet. İncir reçeli abi, net. Evet. Rahmetli annem onu güneşte pişirirdi filan yani. Kalmadı. Gül işte. Reçeli. Çok sevmem abi. Turunç kabuğu, limon kabuğu. Aman yarabbim. Karpuz reçeli yedin mi hiç? Sevmedim. Ben de sevmedim. Ben de ya. Sevdim onu. Abi bak, patlıcan ve karpuzu sevmedim. Reçel dediğiniz suyu biraz ağdalı olacak. O tip şeylerin çok sıvı oluyor. Şeyde, ceviz reçeli falan durmuyor. Da öyle oluyor. Durmuyor. Büyükada'da sadece onu yapan bir yer var. Çok efsane. Onun da adını dedim. Bana abi. Karpuz reçeli. Vişne reçeli gelsin. Ben başka bir şey istemem. Karpuz reçeli yemeye oraya gidiyorum böyle. Çıtır çıtır oluyor bir de. Tamam kapat. Bir de tamam, böyle hani minik dağ çileği vardır ya onun aman. Bir de sen şey. Aman. Şeyde Karadeniz ereğlinin Osmanlı çileği vardır. İşte ama dayanma İstanbul'a kadar. Bak arabaya koyuyorsun, İstanbul'a kadar gevşiyor, hemen reçel yapman lazım. Reçeli orada yapacaksın sen de. Abi orada yok. Tencere götür. Mekan yok. Ya sen de ne yaptın ya? Bir de şey var ya bak, o dediğim sert dedik ya.
Yanlış anlamayın, burası otomobil kanalı. Antalya'da köfteci var ya, orada Tayinli var ya, Tayinli piyaz değil mi ya? Kapat abi. Arkadaşlar. Acıkmışız. Çok çok teşekkür ederiz. 1 milyonu biz göremesek de bizim çocuklarımız sürdürür diye tahmin ediyorum. Onlar da bir şekilde görürler yani. 1 milyon çok uzak. Bizim oğlanın alakası yok otomobille ya. Ya bakın, 1 milyon olup olmamamız gerçekten önemli değil. Biz böyle gerçekten çok mutluyuz. Evet. Değil mi? Tabii biz çok mutluyuz. Bizi tercih ettiniz, bizi dinlemeyi kabul ettiniz. Çünkü içinizde izlemeyip dinleyenler var. Onu da biliyoruz. Çok geliyor o yorumlarda. Ama bir şekilde hayatınıza dahil ediyorsunuz ya bizi. Çok teşekkür ederiz. Çünkü bizim hala söylemek istediğimiz bir takım şeyler var. Bitmeyecek. Dinliyorsunuz. Çok çok sağ olun. Ben de yorum yapılacak bir tane soruyla bitireyim mi? Bitir. Buyur. Ne konuşalım bir dakika? Hayır, onu sormayacağım. Sadece şunu soracağım. Madem bu kadarız. Bu arada abone dışında bir o kadar da abone olmadan takip eden arkadaş var. Onlar da bir ara böyle tık tık yaparlarsa daha hızlı ilerleriz ama soru şu. Bizi gerçekten nereden duydunuz da karşınıza çıktık? Hakikaten ha. Çıktık. Yoksa birisi mi önerdi? Hakikaten ha. Yoksa zorla mı abone edildiniz? Onu da yazarsanız olur ya abi, var abi. Abi yazsana şunu abone ol falan diyen var ya hani. O bizim soyunduğumuz bir program vardı ya, galiba o çok dolaşıyor. Gizli kamera o, gerçek değil o. Onu da bir yazsanız bu altına, biz de en azından böyle öğrenelim. Bizi nerede ve kaç senedir? İlk günden beri diyenler de var, daha yeni keşfettin. Şeyi de görüyorsun, abi ben bunca senesi nasıl görmemişim diyen de var. Onu da bir yazarsanız, bu arada canlı canlı bizi izleyen arkadaşımız var. Sen kaç sene? Yanlış hatırlamıyorsam ya 2017 ya 2018. Başlardı 2017 2018. Bismillah, tamam işte başlangıç o. 2018'in son şeyden ürünlerin olduğu videonun dışında, tanıtımların olduğu dışında şeyler vardı. İlk geldiğiniz otomobil üstüne konuşmaya başladınız. Hatta tamam. fren patlama. Yani bir tık 2019'da falan gelmişsin sen. Yani şöyle söyleyeyim, YouTube evreninde 6 ya da 7 yıl gerçek dünya koşullarında yaklaşık 140 yıla falan tekabül ediyor. Değil mi? Yani çok bizim programlarla daha uzundur, ben sana söyleyeyim. Ya o şey, 15 dakika 20 dakikayı geçmeyin dedikleri dönemde biz 1,5 saat programlar yapıyorduk abi. Yani. Rekorumuz 3 saat 35 dakika. Seyredilmez abi falan. Seyredilmez abi. Abi 10 dakikayı geçmeyin. Biz 1 saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika program yapıyor. Abi izleyen ne yapayım? Tamam. Yani kesemeyiz onu deyip devam edin. Ama kestim. Yes. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Size de çok teşekkür ederiz. İnşallah milyonda da yapma şansımız olur böyle bir programı. Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok çok teşekkürler gerçekten. Esen kalın. Hoşça kalın.